12 Kasım 1999 yılında yaşanan ve 100 yılın felaketi olarak adlandırılan Düzce depreminin üzerinden 23 yıl geçmesine rağmen Düzceliler yeterince ders çıkarılmadığı görüşünde birleşti. Birçok kişi aynı şiddette yaşanacak bir depremde yine aynı yıkımın yaşanacağını düşünüyorlar. Hasarlı binaları bile kaldırmadılar. Ya, tatbikat yapılması lazım, milleti uyarmaları lazım ama hiçbir şey yok. Hiçbir eğitim yok. Ya da televizyonlarda gene veriyor ama bizim Düzce'mize ne kadar hazırlıklılar onu bilmiyoruz tabii. Yani bu konuda çok zayıfız. Düzce'de yok ya, böyle bir çalışma zaten yok. Bizim yetkililerimiz bu yapacakların en iyisini biliyordur. Ben bir deprem olursa Allah göstermesin, gecinden versin. Burasını aynı felaketi bekliyorum. İyi, burada binaları yükselttiler yine. Yani 2-3'e çıkardılar, 3'ü 4'e çıkardılar, 4'ü 5'e çıkardılar. Buranın belli ki temeli iyi değil, bataklık bir yer. Tabii ki ufak bir sallantıda da buranın gideceği belli yani. 2 kattan azami 3 kattan fazla yükseltmesinler. Binalara baksana kaçar kat. Burada bu depremi bizim gibi yaşını işte 30'un 40'ın üzerinde olanlar onun tecrübesini biliyor. Gençler bunu bilmiyorlar. Ve öyle bir hazırlıkta Düzce'de görünmüyor. Göremedim. Deprem oldu diyelim bir evde. Bu depremde çocukların ne yapacağı, gençlerin ne yapacağını bilinçli değiller. Yapılan binalar, şu son depremden sonraki binalar falan güvenilir. O konuda önlemler var. Bizim yaşlardakiler bilinçli de, gençler o kadar değil yani. Hiçbir yeri hazırlıklı değil. Düzce'de hazırlık değil, Türkiye'nin hiçbir yerine bir hazırlık yok ki deprem için. İstanbul olsun, Düzce'si olsun, yani her şey gelir gider. Hazırlıklı diye bir şey yok. Halk kendi halına. Halk zaten deprem değil. Deprem bir an önce gelmesini istiyor halk. Nasıl olsa millet acıktan batıyor. Bir kilo bir şey alamıyoruz. Bir kilo et alamıyoruz. Yalan mı? Evet abi. Emekli maaşı ev kirasını veremiyor. Her gün emekli dövülüyor. Başka ne olacak? Vallahi hiçbir önlemimiz yok. Sadece Allah'a sığınmışım. Ben hiçbir hazırlık var mı yok mu hiçbir şey görmedim. Tavsiyem depreme daima hazırlıklı olmak lazım. Eğer yaşamak istiyorsak hazırlıklı olmak lazım. Doğal afet tabii ki yani tedbirli olmak lazım.